Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Kampımızın 9. haftasında fonksiyonlar konusunun ikinci konu testini sizlerle beraber şimdi bu videoda çözeceğiz. Hazırsan, abone olduysan ve videoyu beğendiysen videomuza ve sorularımıza başlayalım. İlk sorumuzda bize demiş ki uygun koşullarda tanımlı bu fonksiyon birim fonksiyon olduğuna göre f a artı b artı c kere d değeri kaçtır diye soruluyor. Birim fonksiyonsa aslında bize şu soruluyor. A artı b artı c çarpı d soruluyor. Çünkü birim fonksiyon içini direkt dışına yansıtan fonksiyondu değil mi? O halde bunun da neye eşit olması lazım? İçine ise dışı da o olması lazım. Yani 2x kare artı 4x artı 8'e eşit olması lazım. Pekala. Bak burada x küplü bir ifade var mı? Yok. O zaman ne dememiz lazım? Şuradaki x küpün yok olması lazım. Yani şu kısmı 0 olması lazım. Yani a'nın 1 olması gerekiyor. Şimdi demek ki a 1 ise burası 0 ve burayı artık görmezden gelebiliriz. Bakın bx kare 2x kare ise b2'dir. 2c 4 ise c2'dir. 4d 8 ise d2'dir. Yani arkadaşlar b2'ymiş, c2'ymiş, d2'ymiş. Şimdi bizden ne istenmişti? A artı B artı C kere D istenmişti. Yani 1 artı 2 artı 2 kere 2 istenmişti arkadaşlar. Bu da 7'nin ta kendisidir. Cevap da o halde C'dir deriz. İkinci soru. F sabit ve G'de birim fonksiyon olmak üzere x kare çarpı fx eşittir 2 çarpı gx kare artı 2 artı a olduğuna göre fa artı ga değeri soruluyor. Şimdi f sabit fonksiyonsa ne diyeceğiz? Fx'e c olsun diyeceğiz. Gx birim fonksiyonsa gx de x olmalı. Tamam mı? Şimdi fx gördüğümüz yere c yazabiliriz. X kare çarpı c eşittir 2 çarpı g birim fonksiyonsa içi neyse dışı da odur. Dolayısıyla x kare artı 2'dir deriz. Artı bir de neyimiz var? A'mız var. Sol taraf c çarpı x kare. Sağ tarafta 2x kare artı bakın 2 kere 2 4 artı a. Yani a artı 4 yazabiliriz. Şimdi sol tarafta x kareli terimin katsayısı c, sağ tarafta x kareli terimin katsayısı 2. Yani arkadaşlar c neymiş? 2'ymiş. A artı 4 de x kareye eşit olacak. Demek ki a'da kaçmış arkadaşlar? Eksi 4. Şimdi bizden istenen aslına bakarsanız a'yı bulduğumuza göre f eksi 4 de g eksi 4'ü topla demiş. F'in içerisi ne olursa olsun hep c'ye eşit olacağı için f'in sonucu 2'dir arkadaşlar. Artı g eksi 4 de birim fonksiyon olduğu için içi neymiş? Eksi 4. Dışı da odur. Eksi 4'tür. Yani bizden istenen 2 ile eksi 4'ün toplamı cevabımız da bu şekilde eksi 2 olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 3. sorumla. F gerçel sayılarda tanımlı doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonsa biz fx'e ne diyeceğiz arkadaşlar? Ax artı b diyeceğiz. F fx nedir? F'in içerisine ax artı b yazmak demektir. Yani x gördüğümüz yere ax artı b yazacağız demek bu. Peki yazalım hadi. A parantezinde ax artı b artı. Bir de b'miz var. Artı bir de sol tarafta neyimiz var? 5'imiz var. Eşittir 4x eksi 4'müş. Şimdi arkadaşlar şunu içeri dağıtın. A kare çarpı b. A kare çarpı x. Özür dilerim. Artı ab. Artı bir de b'miz var. Artı 5'i de karşıya atarsanız 4x eksi 9'u yakalarsınız. Burada a kare kesinlikle 4'tür. O halde arkadaşlar a sayısı 2'dir veyahut eksi 2'dir. Şimdi a 2 ise şu kısım ne yapar biliyor musunuz? 2b artı b'den 3b yapar. 3b eksi 9 ise b'de kaçmış arkadaşlar? Eksi 3'müş. Bakın a 2 ise b eksi 3 geliyor. O halde biz fonksiyonumuza ax artı b demiştik ya. O halde arkadaşlar bu durumda fx eşittir ne olur? 2x eksi 3 olur. Bu bir cepte. İkinci olarak eğer ki a eksi 2 ise eksi 2b artı b'den eksi b gelir. Bu da eksi 9 ise b kaç yapar arkadaşlar? B de 9 yapar. Bakın a eksi 2 iken b 9'muş. Yani fx fonksiyonu ne olur? Eksi 2x artı 9 olur. Tamam mı? Şimdi bize demiş ki f1'in alabileceği değerlerin çarpımı. F1'e bakalım. Üsttekine göre 2 kere 1 eksi 3'ten eksi 1. Alttakine bakalım f1 eşittir eksi 2 kere 1 eksi 2 9 daha 7 yapar. Böylelikle arkadaşlar eksi 1 ile 7'nin çarpımı sorulmuş bize deriz ve eksi 7'yi işaretleriz. Dördüncü soru. h5x eksi f kare x eşittir f kare x eksi fx artı 7. f2'nin eksi 4 olduğu bilgisi verilmiş h eksi 6 soruluyor. Bakın biz f2'nin eksi 4 olduğunu biliyoruz ya. O zaman gelin şuradaki x gördüğümüz yere bir 2 yazalım olmaz mı? Hadi.
H, bakın 2 yazıyorum x gördüğüm yere, 2 kere 5'ten 10 gelir. Eksi f kare 2 eşittir f kare 2 eksi f2 artı 7 dedim. Şimdi öncelikle f2 kaçtı? Eksi 4'tü. Bakın şurası nedir? Eksi 4'ün karesi, yani 16. Ondan 16'yı çıkardınız, h eksi 6 yaptı ki bu bir yerden tanıdık gelmesi lazım. Bakın buradan, tamam, eşittir. Demek ki bu işlemin sonucu direkt bana h eksi 6 yani cevabı bulduracak. Bakın şurası eksi 4 de eksi 4'ün karesi 16. Eksi f2 eksi 4'tü. Artı bir de neyimiz var? 7'miz var. 16 eksi eksi 4'ten 20 artı 7'den cevap ne olur arkadaşlar? 27'nin ta kendisi olur. Yani cevap Edirne seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum 5. soruyla. F(x)'i vermiş, 5x artı 7 ve 3x eksi 5 diye. Bu soruda sizden ricam bir düzeltmemiz var. Bakın şurası büyüktür, değil mi? Büyüktür. Şurayı da arkadaşlarım yine büyüktür yapıyorsunuz. Şurayı küçüktür yapıyorsunuz. Onların sıralaması karışmış. Devam edelim. 5x artı 7 x'ler 2'den büyükken, 3x eksi 5 x'ler 2'den küçükken parçalı tanımlı f fonksiyonu bize verilmiş arkadaşlar. F ax artı b eğer buysa, bu parçalı tanımlı fonksiyona göre a kere b kaçtır? Bakın f ax artı b ne demek arkadaşlar? X gördüğümüz yere ax artı b'yi yapıştırmak demek. O zaman burada da ax artı b'yi yapıştıracaksın. Burada da ax artı b'yi yapıştıracaksın yerine. O halde 5 çarpı ax artı b artı 7 eşittir diyeceğim. Neyi verecek bana? Şu kısmı verecek. Eksi 5x artı 12 vermeli. Şimdi dağıtıyorum bakın. 5ax artı 5b artı 7 eşittir eksi 5x artı 12 dedik. Buradan 5a eksi 5'e eşitse 5a eşittir eksi 5. A kaç olur arkadaşlar? Eksi 1 olur. 5b artı 7 de 12 ise eğer, 5b eşittir 5 olur ve b de buradan ne gelir? 1 gelir. Yani a eksi 1'miş, a eksi 1'miş, b de 1'miş. A kere b soruluyor. Eksi 1 kere 1 ne yapar? Eksi 1 yapar. Cevap da Bursa seçeneği olur. Bunun için alttaki x gördüğün yere ax artı b yazıp şuna eşitlesen de aynı sonucu bulursun. Merakın olmasın. İstiyorsan dene. Geçelim 6'ya. Fx fonksiyonu x üzeri 11 eksi 7 çarpı x üzeri 5 artı 1 olmak üzere. F eksi 11, f eksi 10, f eksi 9 diye arta arta gidiyor. F10, F11'e kadar. İşte bu toplamın sonucu sorulmuş bize. Burada dikkat etmemiz gereken şey bizim şu. Öncelikle konunun teklik çiftlik, yani tek fonksiyon çift fonksiyonla alakalı bir soru olduğunu öğrenmemiz gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Bunu gördükten sonra da şurası tek fonksiyon, burası tek fonksiyon x üzeri 11. Hatta x üzeri 11 eksi 7 çarpı x üzeri 5 tek fonksiyon. Neden üstleri tek? Sadece burada çift fonksiyon olan 1 var arkadaşlar. Tamam. Şimdi o halde ben bu fonksiyonu iki kademede düşünsem, yani x üzeri 11 eksi 7 çarpı x üzeri 5 artı bir de sonuna 1'i düşünsem. Arkadaşlar şu kısım tek fonksiyon olduğu için bu fonksiyonun içerisinde f eksi 11, f eksi 10, bakın f eksi 11 f11'in eksilisine eşit olacak ve birbirini götürecek. F eksi 10 ile f artı 10 birbirini götürecek. Nerede ama? Bu kısımda. Ve sevgili arkadaşlar, bunlar toplanırken şu kısım hep birbirini götürürken birler hep kalacak. Yani f eksi 11 ile f11'in toplamı 2 olacak. F eksi 10 ile f10'un toplamı 2 olacak. F eksi 9 ile f9'un toplamı hep 2 olacak. Böylelikle 11 tane 2 ile karşılaşırız. 11 tane 2 ile. Yani 22 ile karşılaşırız. E cevap 22 mi? Hayır tabii ki. Arada bir de f0 var. F0 da hemen bulursunuz. Koy yerine 0, 0, 1. Ha, o da 1'miş. O zaman 22'ye 1 eklersiniz. Ve karşınıza 23 cevabı çıkmış olur. Denizli değil tabii ki. Bursa olacak cevap. Geçtim 7'ye. Pozitif reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı. Fx eşittir karekök içerisinde x artı 2 kuralıyla verilmiş f fonksiyonuna göre 23 tane f bileşke f bileşke f bileşke f bileşke 2 değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle ne yapmamız lazım? F2'yi bulacağız. Yaz 2'yi yerine, 2 artı 2 4, 4'ün karekökü 2. Bu 2'ymiş. Buradaki f2 kaçtır? O da 2'dir. Buradaki f2, o da 2, bu da 2, bu da 2. Yani bunun sonucu hep 2. Burada 23 değil, 23 milyon tane 2 olmuş, f olmuş olsa cevap hep 2 çıkacaktı arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa'ydı. Ve 185. sayfamızdayız. 8. soru. Şekilde fx artı 2 ve gx eksi 1 fonksiyonlarının grafikleri verilmiş bize.
Çok güzel bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. ÖSYM'de böyle bir soru çıkarsa ben karışmam. Ben sana anlatıyorum. Tamam. Ben anlatıp çekileceğim. Sen eğer karşına böyle bir soru çıkarsa artık dersin ki ben SML hocayı dinledim. O bana böyle öğretti. Gerisi artık Allah kerim diyeceğim. Artı bir net alacağım. Başka ne yapacaksın? Tamam mı? Bak şimdi. Fx artı 2 ile bunlara dikkat. Gx eksi 1 fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. F'in tersinde bileşke G'nin tersinde bileşke F bileşke F2 M olduğuna göre M'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş bize. He, şimdi iyi dinliyorsun. Öncelikle bizim nereyi halletmemiz lazım? F2'yi. F2'yi bulmak için X gördüğüm yere 0 yazmam lazım. X 0 ise 0 nereye gitmiş? 9'a gitmiş. Demek ki burası 9 arkadaşlar. Tamam. Bakın ne yaptık? F2'yi bulmak için X gördüğümüz yere 0 yazmamız lazım. X 0 ise sonuç 9'dur. Dolayısıyla burası 9'dur. Şimdi ne lazım bize? F9 lazım. F9'u bulmak için X gördüğüm yere 7 yazmam gerekiyor. Peki 7 nereye gitmiş? Bakıyorsunuz hop eksi 2'ye gitmiş. Demek ki burası eksi 2'ymiş. Şimdi geriye kalan kısmı yazıyorum. F'in tersinde içinde G'nin tersinin içinde eksi 2 yazacak. Tamam mı? Şimdi gelin şuraya bakalım. G'nin tersinde eksi 2. Bu ne demek? G'yi eksi 2 yapan değeri bul demek. G'yi eksi 2 yapan değeri bulmak için şunları siliyorum bakın. Şöyle sildim. Bakın gençler. G'yi eksi 2 yapan değer ahanda burada. Yani burası kaçsa onu bulacağız. Peki nasıl bulurum ben bunu? Şöyle buluyorsunuz. Bakın arkadaşlar çok iyi dinliyorsunuz. Çok çok iyi dinliyorsunuz. Şunu şöyle yaklaştırdım. Bakın 3'e 3'lük bir üçgen var burada. Eğim 1. O zaman şuranın da eğimi 1 olacak. Şurası kaç birim? 1. O zaman burası da 1'dir. Burası 1 ise hop burası da 1'dir. Hemen uzaklaştım. Gördüğünüz üzere orası 1 geldi. Ve gençler bizim artık ne yapmamız gerekiyor? Şunu. 1'i götürüyorsun hop şurada yerine çekiyorsun. Yani G0 arkadaşlar neymiş? Eksi 2'ymiş. G0 eksi 2 ise G'nin tersinde eksi 2 kaçtır? Tabii ki 0'dır. Yani arkadaşlar G'nin tersinde eksi 2 şurası neymiş? 0. Ve artık bize şu lazım. F'in tersinde 0 kaçtır? Şimdi F'i 0 yapan X değerlerine bir bakalım arkadaşlar. F'i 0 yapan X değerleri demek bu. F'i 0 yapan X değerleri bir eksi 12 var. Bir 3 değil 6 var. Bir de 10 var. Tamam mı? Eksi 12'yi götürdün. Şurada yerine yazdın. Ne gelir? Eksi 10. 6'yı götürdün. X artı 2'de yerine yazdın. Ne geldi? 8. 10'u götürdün yazdın. Ne geldi? 12. Şimdi bir de bunları toplarsanız ne gelir arkadaşlar? 10 gelir. Neden topladık? Çünkü bunlar M'ye eşit ve M'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu bize. Cevabımız ne olacakmış? Bursa seçeneği olacakmış gençler. Biraz karışık gibi görünebilir. Ama gayet tatlı yöntemi öğrendin. Burada bulurken x gördüğüm yere ne yazmam diye düşün, ne yazmam gerekiyor diye düşünüyorsun. Terslerini bulurken bulduğun x'leri yerine yazıyorsun. Bakın ters ile düz arasındaki tek fark bu. Anlaştık. Ve sevgili arkadaşlar 9. sorumuz. AB'den farklı diyor. Fx neymiş gençler? Ax artı b'ymiş kuralı. F bx artı a nedir? X gördüğünüz yere hop bx artı a'yı çakmak demektir. Hadi çakalım. A çarpı bx artı a. Tabi bir de artı b'miz var. Bunu da unutmayın. Eşittir. B çarpı fx neydi? Ax artı b'ydi. Ve artı bir de a'mız var. Şimdi arkadaşlar şu a'yı içeri bir dağıtın bakalım ne gelecek. A bx artı a kare artı b gelir. B'yi içeri dağıtın. A bx artı b kare artı a gelecektir. Her iki tarafta gördüğünüz üzere mis gibi neler var? A, B, X'ler var. Bunlar bir gitsin. Geriye A kare artı B eşittir. B kare artı A kaldı. Şimdi gençler gelin el ele verelim. Şu B kareyi sol tarafa fırlatalım. B'yi de sağ tarafa fırlatalım. A kare eksi B kare eşittir. A eksi B olsun. Sol tarafta bir şey görmeniz lazım sol tarafta. Ne göreceksiniz? 2 kare farkı. Yani arkadaşlar A eksi B ile A artı B'nin çarpımıdır. Sol taraf diyorsunuz. Sağ tarafta ne var? Bir tane A eksi B'miz var. Bunu parantez içine yazdım. Bir sorun var mı? Yok değil mi? Tamam. Şimdi bak. Burada A'nın B'den farklı olmasını neden verdik? A B'den farklı olduğu durumlarda sen yani bunlar A eksi B'ler sıfırdan farklı bir sonuç olduğu zaman sen bunları sadeleştirebilirsin. Yani böldük. Ne kaldı? 1. Demek ki A artı B kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Bizden ne istenmişti? A artı B kaçtır? Kaçmış arkadaşlar? 1'miş diyeceğiz. Cevap Denizli olacak. Ve tabii devam ediyoruz 10. sorumuzda gençler. 10. soruda da
fx kare artı 1 bölü x eşittir 5x artı 5 bölü x artı 5 olduğuna göre f2 kaçtır diye sormuş. Şimdi bak ne yapıyoruz? Bir Ali Cengiz oyunu yapacağız. Şöyle parçalasam ben bunu. Yani x kare artı 1 bölü x ifadesini gençler bir şöyle bir şöyle parçalasam. Bu ne gelir biliyor musun? X kare bölü x artı 1 bölü x gelir. E x kare x'e bölersen ne gelir? Hocam x. O zaman x artı 1 bölü x'miş bakın. F x artı 1 bölü x eşittir diyorum. Şu kısmında 5 parantezini alın. 5 parantezinde x artı 1 bölü x artı bir de ne var? 5 var. Şimdi bakın f fonksiyonunun çalışma mantığını yazıyorum ben size. Söylüyorum. İçindeki değer, içindeki değeri hop bak burada ne yapmış? 5 ile çarpıp 5 eklemiş. Ha, fonksiyonun çalışma mantığı bu mu? Bu. F2 sorulmuş ya bize. O zaman aynı çalışma mantığıyla çalışacak. İçindeki değeri 5 ile çarpacak ve sonuç olarak 5 ekleyecek. Cevap neymiş arkadaşlar? 15'in ta kendisiymiş. Doğru cevap Ceyhan'dı. Ve devam ediyorum 11 ile. Yine böyle kurnazlık sorusu. Fx eşittir e üzeri 2x eksi 5 olduğuna göre f2x artı 1'in fx türünden eşit nedir diye sormuş. Bakın x gördüğümüz yere ne yazacağız? Tabii ki 2x artı 1. O halde e üzeri 2 parantezinde 2x artı 1 dedim. Eksi bir de neyimiz var? 5'imiz var. Bunu biraz düzenleyelim. E üzeri 4x bakın artı 2 eksi 5'ten ne gelir? Eksi 3 gelir. Şimdi e üzeri 4x eksi 3'ü bulduk. Çok güzel. Ben bunu şöyle yazsam. Sırf fx'i de kullanabilmek adına. Şu var ya. E üzeri 2x eksi 5 çarpı e üzeri 2x eksi 5 desem. Sırf neden? 4x'i yakalayayım diye. 4x'i yakalarız da. Bak şimdi şunu da şunu topla. Ne gelir? 4x eksi 10 gelir. E bize eksi 3 lazımdı. O zaman bir de e üzeri 7 ile çarpalım ki eksi 3 gelsin. Niye? Çünkü üstlerini toplarsanız bakın şunu 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 toplayın. 4x eksi 3'ü bulursunuz. Bu mis. Tamam mı? Şu ikisinin çarpımı nedir? F'in karesinde x mi? Peki e üzeri 7 neydi? O da e üzeri 7'dir zaten. İşte karşınıza cevap. E üzeri 7 çarpı f kare x. O da nerede verilmiş? Adana seçeneğinde gençler verilmiş. Gönül rahatlığıyla işaretleyebilirsiniz. Ve son sorum 12. soru. F ve G fonksiyonlarının bize grafiklerini vermiş bu arkadaş. A ve B noktaları F ve G fonksiyonlarının kesiştikleri noktalardan iki tanesi olmak üzere. AB arasındaki mesafe kaçmış? 2 kök 5'miş arkadaşlar. F6 kaçtır diye soruluyor. Şimdi F6'yı bulacağız. Tamam? F6'yı bulacağız. F6'yı bulmak için nelerle uğraşabiliriz, neler yapabiliriz ona bir bakalım. Şimdi öncelikle gençler şöyle diyelim. Gördüğünüz üzere şurası 4 birim. Şurası kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Ve böylelikle şurası kaç olur? Burası dikse 2, 4, 2 kök 5 olur. Aynı mantalite bakın burada da vardır. Şu şekilde yaparsanız. Şurası 2 kök 5 mi? Evet. O zaman şurası 4 birimdir, burası 2 birimdir. Ve sen gidip şunu da şöyle çekersen eğer. Şurası kaç birimdi? Bak burası 2 olduğuna göre burası da 2'dir. Ve arkadaşlar şurası 4 olduğuna göre 2'ye 4'ü ekledim. Burası kaç yaptı? 6. Çok güzel. Bak 6 nereye gitmiş o zaman fonksiyonda? 2 artı 2'den ta karşısına ne çıkacak biliyor musun buradan? Hop 4 çıkacak. Yani ne demekmiş arkadaşlar? F6. G6 da aynı şey. Sonuç olarak F6 eşittir. 2 artı 2'den karşılığında aldığımız değer 4'müş arkadaşlar. F6 sorulmuştu bize. Cevabımız 4 olacaktı. Diyebiliriz. Evet gençler videonun ve testin sonuna geldik. 185. sayfayı da böylelikle bitirmiş olduk. 186 ve 187. sayfadaki fonksiyonlar test 3'te yani bu haftanın son videosunda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.